billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, kamil müminin özelliği nedir?" diye bir soru sormuştuk da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir diye cevap verdi. Tabii ki sadece müminin elinden Müslümanlar emin olmayacaktı. Bütün beşer, bütün insanlık, hatta hayvanlar, hatta nebatat, yeryüzünde göreceğiniz cansız varlıklara varıncaya kadar her biri mümin erkek ve mümin kadından emin olmaktadırlar elhamdülillah. Zira bakın kardeşlerim, kuvveti ve iktidarı elinde bulunduran kafirlere bir bakın. Âli menfaatleri için, kendi çıkarları için insanları, hayvanları, nebatatı ifsad etmektedirler. Kendileri rahat etsin diye Adem oğluna çile çektirmekle kalmayıp hayvanlara varıncaya kadar işkencenin her türlüsünü reva görmektedirler. Yine bakın ne olur zorbalara, kendi menfaat ve çıkarları için insanları Allah'ın dininden, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden uzaklaştırarak ifsat etmektedirler. İnsanlar sırat-ı müstakim üzere yürümesinler diye ellerindeki bütün araç ve gereçleri kullanmaktadırlar. Adem oğluna yapılacak en büyük zulümlerden bir tanesi budur kardeşlerim. Bedeninden çok kalbinde taşıdığı büyük servete, yani imana zarar vermek. Bir bakın ne olur, sosyal medya üzerinden o mezalimlerin, zalim oğlu zalimlerin hayvanlara varıncaya kadar nasıl büyük bir zulüm içerisinde olduğunu gösteren fotoğraflara ve kamera görüntülerini seyredin. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kedinin ayağına bir ip bağlanıyor, ateşin üzerine konuyor, hayvan çırpınıyor, yukarı çıkıyor, hayvan tekrar düşüyor, acıyla tekrar yukarı çıkıyor, tekrar düşüyor. Bu kalbinde büyük bir zulüm hastalığı bulunan adamın sana ve bana yapmayacağı hiçbir şey yoktur kardeşlerim. Halbuki benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ağır yük vurulan devenin ağlayışına şahit oldu. Sahabeyi çağırdı, tedip etti. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürüyordu. Yumurtaları alınan bir kuş annenin feryadına şahit oldu. Sahabesini çağırdı, ikaz etti. İsrail oğullarından beslediği kedi bir böcek dahi tatmasın diye evine hapseden kadının cehennemlik olduğunu bildirdi benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem.
O yüzden mümin naif adamdır. Mümin merhametli adamdır. Mümin Allah'a ve Resulüne gerçek bağlılığını ispatlayınca eşyanın kendisinden emin olacağı adamdır. Vallahi yeryüzündeki insanlar müminlerin kıymetini bilmemektedirler. Yeryüzü zalimleri mümin erkek ve mümin kadınların şu yeryüzünün ne kadar büyük servetlerinden birinin emin olan Müslüman olduğunun farkında değillerdir ve farkında olmamak için çalışmaktadırlar. Evet, onlar sadece insanlara zulmetmezler. Kafirler, zorbalar nebatata varıncaya kadar, onu besleyen havanın, suyun, toprağın ifsat olmasına kadar çalışırlar. Değilse gidin Allah'ın kitabını okuyun. O İsrailoğulları, Yahudiler ve Hristiyanlar iktidarı, serveti elinde tutabilmek adına bakarsınız ki insanı, ekini ve hayvanları ifsat etme konusunda büyük bir hünere ve cüretkarlığa sahiptir. Mümin bundan uzaktır aziz dostum. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem gerçek anlamda teslim olmuş, Allah'ın kitabından ve Resulullah aleyhisselamın sünnetinden beslenen yiğitlerin, bakın dikkat edin, eşyanın dahi kendisinden emin olacağından bahsetmişti geçen hafta. Bu sohbetimiz esnasında kardeşlerim bir hadisi naklettik ancak üzerinde durmadan geçtik. Ebu Hureyre radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini bildirdi. Dedi ki vallahi iman etmiş olmaz. Durdu, tekrarladı. Dedi ki vallahi iman etmiş olmaz. Durdu, tekrarladı. Vallahi iman etmiş olmaz. Ve sustu. Sahabe tedirgin oldu. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimizde imanımıza zede verecek bir hale mi şahitlik yaptı? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi aramızda konuşurken imanımıza zede verecek bir söze mi şahitlik yaptı? Acaba benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ben Mescid-i Nebevi'nin içerisindeyken imanıma zarar verecek bir icraatte olduğumu mu gördü? Dedi ki ya Resulallah, iman etmiş olmayanlar kimlerdir? Ağır bir söz sahabe için. Senin ve benim için basit olan bir mesele sahabenin nezdinde büyük bir yüktür kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru soran sahabesine döndü. Dedi ki yapacağı fenalıklardan komşusunun emin olmadığı kimsedir dedi. Subhanallah. Bakın fenalık yapan komşu demedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kötülükleri icra eden bir müminden bahsetmedi Peygamber aleyhisselam. Beyhaki'de geçen bir şerhte şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer diyor komşun senden emin olmadığından dolayı kapısını sana doğru kilitliyorsa sen bu hadise muhatapsındır. Allahu Ekber. Tabi bugünkü şehir hayatını unutun diyelim. Bugün bakın dikkat edin, bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmak istediği meselenin yaşanır hali oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kötülük yapan demedi. Fenalığından emin olunmayan adamdır dedi Allah Resulü aleyhisselam. Bu hadis Buhari'de, edep bölümünde, yalnız Müslim'de iman bölümünde geçen bir hadistir. İmam Müslim başka bir rivayet ediyor ki yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez diyor. Subhanallah. Allah bizi affetsin. Kardeşlerim, hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde bir meselenin önemine dikkat çekilmek için yemin edatı kullanılır. Allah'ın kitabında ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde bununla çok sık bir şekilde karşılaşırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek müminlere komşuluk hususunun, müessesesinin ne kadar önemli bir durum olduğunu göstermek adına bakın iki uslup kullandı. Bir, yemin edatı kullandı. Vallahi iman etmiş olmaz dedi. Meseleyi imanla bağladı. İki, cennete giremez dedi. Bakın bu mesele
bizim basite aldığımız kadar düşük bir mesele değildir kardeşler. Zira Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyor. Diyor ki Allah Resulü, Cebrail bana komşulara iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki, o kadar çok nasihat etti ki, neredeyse komşunun komşuya varis olacağını diyor zannettim diyor. Subhanallah. Evet, komşuluk önemlidir kardeşler. Ev halkımızdan sonra yüzlerini en fazla gördüğümüz kişiler komşularımızdır. Bundan dolayı da kardeşlerim, dindar ve iyi ahlaklı bir komşu her zaman arzu edilmektedir. İmam Ahmed bin Hanbel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bakın şu hadisi nakletmektedir. Diyor ki Allah Resulü, Müslümanı dünyada bahtiyar eden şeylerden bir tanesi de salih komşudur diyor. Subhanallah. Bir mümini mesud eden, bir mümini mutlu eden, bir mümini bahtiyar kılan etkenlerden bir tanesi geniş bir ev değilmiş sadece. Güzel bir araba değilmiş sadece. Saliha bir kadına sahip olmak değilmiş sadece. Aynı zamanda salih bir komşuya sahip olduğunu bildirdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur düşünün aziz dostum. Size gün içerisinde Allah'ı ve Allah'ın emir ve yasaklarını tavsiye eden bir kardeşiniz büyük bir bahtiyarlık değil midir? Ne olur düşünün. Dünyanın şafşatasına dalmışsınız. Dünyanın süsüne meftun olmuşsunuz. Üzerinizdeki bu sihri ahiret nasihatıyla ortadan kaldıran bir komşunuz sizin için bahtiyarlığın adı değil midir? Sıkıştığınızda, dara düştüğünüzde, hastalandığınızda, evinizin içerisinden cenazeniz çıktığında, bir yakınınızı evlendirdiğinizde ne derseniz deyin. Bir gölge gibi sizi takip eden, ihtiyaçlarınızı gidermek için gayret sarf eden bir komşu bahtiyarlığın adresi değildir de nedir be aziz dostum? Hele hele şu insanların daveti bıraktığı, nasihatlaşmayı terk ettiği, cihadı hayatlarından çıkarttığı, umursamaz hale getirdiği bir dönemde Allah yolunda mücadele etme konusunda seni şevklendiren, ayağa kaldıran, sana sürekli nasihat eden, oturma be kardeşim, Allah yolunda gayret göster. Pinekleme be kardeşim, tembellik yapma be kardeşim, Allah'ın davasının yeryüzüne hakim olması için mücadele et diyen bir komşu bahtiyar değildir de, senin için musud, mesud ve mutlu olmanın yolu değildir de nedir be aziz dostum? Vallahi komşular maddi ve manevi nimetlerimiz noktasında hayatımızda büyük hatıraları olan kişilerdir. Bundan dolayı bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, devamlı ikamet ettiğiniz yerde kötü komşudan Allah'a sığınınız. Subhanallah. Eğer bir ev seçecekseniz, ikamet etmek için bir sokak ve mahalle arıyorsanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adresi nerede gösterdi? Salih komşularda gösterdi değil mi? Sürekli ibadet eden, Allah'ı zikreden ve Allah yolunda gayret gösterenlerin adresini seçti. Peki şimdi bizim seçimlerimiz ne kardeşler? Çocuklarının geniş parklarda oynaması için tercih edilen binalar, ömründe bir defa parka götürmek şartıyla, manzarası, ferahı, havasının güzel olduğu konutlar, aynı tabakadan insanların bir araya geldiği daireler bizim tercihlerimiz arasına girdi aziz dostum. Biz evlerimizi bize Allah'ı hatırlatacak olanlarla seçmekle mükellefiz. Ha, buna gücümüz yeter mi? Yetmez kardeşler. Bunu şu an biz belirleme imkanına sahip miyiz şu şehir hayatında? Tabii ki değiliz. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, devamlı ikamet ettiğiniz yerde kötü komşudan Allah'a sığınınız. Göçebe olduğunuz yerdeki komşu nasıl olsa bir gün sizden uzaklaşır dedi Allah Resulü aleyhisselam. Hadis Nesai'de geçti. Düşünün aziz dostlar, nefsinin kölesi olmuş bir komşuyla beraber yaşamaktasınız.
size sürekli batılı empoze etmek isteyen bir kimseyle yan yana yaşamaktasınız. İnsanlar arasında laf getirip götüren, dedikodu yapan, insanların arasını bozmak için mücadele eden, ortak bir paydada buluşulamayan ve büyük bir kibrin sahibi olan insanlarla aynı binanın içerisinde yaşamaya mahkum edildiğinizi düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, böyle bir durumdan alemlerin Rabbi olan Allah'a sığının. Ve dikkat edin, Nesai istiaze bölümünde, yani sığınma bölümünde bu hadisi zikretmiştir. Demek ki bizler sadece istiazeyi, yani Allah'a sığınmayı tuvaletlerde yapmayacağız kardeşler. Banyolarda yapmayacağız. Şeytan ve dostlarının çok olduğu yerlerde yapmayacağız. Aynı zamanda kötü komşuyla karşılaşmama konusunda da alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınacağız. Rabbim bizi bundan emin eylesin. Az önce dedik ya kardeşlerim, şehir hayatı aramızda öyle bir hukuku icra etmektedir ki maalesef bizler komşularımızı belirleyemez hale geldik. Peki komşularımızın ahvalini bir kenara bırakalım. İnançlarını bir kenara bırakalım. Vaziyetlerini bir kenara bırakalım. Ve Peygamber aleyhisselamın bize yapmış olduğu nasihatlara hatırlatalım ve hatırlamaya çalışalım. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmez. Hadis Buhari'de edep, Müslim'de iman bölümünde geçmektedir. Demek ki mümin kimse, mümin bir komşu diliyle küfrederek, kötü söz söyleyerek, gıybetini yaparak, onun arkasından laf çekiştirerek, kusurlarını ifşa ederek ona diliyle asla zarar verilmemesi gerektiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretirken, aynı zamanda elimizle de döverek, öldürerek, onun çok değer verdiği malına ve eşyasına zarar vererek asla ona sıkıntı çıkartmayacağız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, bugün şehir hayatında unutulan bazı hasletler vardır. Nedir mesela? Çok özür dilerim. Düşmanların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı, müşriklerin kendi içerisinde bir adet haline getirdiği bir hastalık maalesef Müslümanların arasında zuhur etmektedir. O da nedir? Evindeki, bahçesindeki, tarlasındaki çöpü komşusunun evinin, bahçesinin ve tarlasının önüne koymasıdır. Basit bir mevzu değil mi? Ama eğer komşunuzu rahatsız eden bir husussa, benim Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem iman eden bir adamın vasfı olmadığını belirtmektedir. Hatırla ne olur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davete başladığı ilk yıllarda Mekke'de edindiği en büyük düşmanı kimdi? Amcası Ebu Leheb'ti. Peki amcası Ebu Leheb nerede oturuyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin hemen yanında oturuyordu. Peki Peygamber aleyhisselamın amcası, aynı zamanda en büyük düşmanı Ebu Leheb ve onun şerli hanımı Peygamber aleyhisselama komşuluk konusunda nasıl büyük zarar veriyordu? Evinin çöpünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahçesine koymakla yapıyordu. Bu bizim adetimiz değil aziz dostum. Bu bizim ahlakımız ve prensibimiz değil. Bu Ebu Leheb gibi olanların edebi ve ahlakıdır. Buna dikkat etmeye gayret gösterelim aziz dostlarım. Maalesef Müslümanların dikkat etmediği, ancak komşusunu ne kadar yıprattığını farkına bile varmadığı bir durum vardır ki kardeşlerim, evin dördüncü katında haberleri izleyen sen ve ben, giriş katındaki komşumuzun da haberlerden istifade etmesini sağlamaktadır. Dördüncü katta Kur'an dinleriz, giriş kattaki insanı rahatsız ederiz. Dördüncü katta televizyon, film seyrederiz, konuşuruz, öyle kahkahalar atarız ki zorba kralları dahi kıskandıracak gülüşmelerin sahibi oluruz. Giriş kattaki insan bizi dinlemek zorunda kalır. Hatırla ne olur, benim Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiğinde
Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ev sahibine dedi ki Ebu Eyyub'a, dedi ben alt katta oturacağım, sen dedi üst katta oturacaksın. Sebebi ne? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret eden insanlar o kadar çoktu ki Peygamber aleyhisselam Ebu Eyyub'un ve hanımının rahatsız olmasını istemiyordu. Bu ne kadar incelik bu aziz dostum. Bu ne kadar güzel bir letafet. Ey Ebu Eyyub, yukarıda ben oturayım. Medine manzaralı daireyi ben seçeyim. Sen de hanımınla aşağıda otur demedi benim Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız Ebu Eyyub'te de öyle güzel bir edep vardı ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın aşağıda bulunmasına gönlü asla el vermedi. Bunun için çok çırpındı, başaramadı. Hanımıyla evin içinde nasıl yürüdü? Parmaklarının ucunda yürüdü. Subhanallah. Resulullah ve onun misafirleri rahatsız olmasın diye. Biz evin içerisinde öyle bir yürüyoruz ki kardeşler, alttaki komşunun kafasını ezercesine. Yahu zaten evlerimiz kese kağıdı gibi. Kartondan yapılmış. Nefes alıp verdiğinizde alttaki insanlar duymaktadır. Biraz sesinizi yükselseniz yan komşunuz sizi işitmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyor isen komşuna yüksek sesle ve hızlı adımlarla rahatsızlık etme pahasına dahi bunu yapma diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nezaketi unuttuk aziz dostlar. Bu düşünceyi bizler çoktan unuttuk. Rabbim bizlere bu edebi hatırlatmayı nasip etsin. Bakın Allah Resulü uyarıyor. Diyor ki Ebu Şurey el-Huzayi'den. Diyor ki Peygamber aleyhisselamı şöyle işittim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Bu hadiste Müslim'de iman bölümünde geçiyor. Peki nasıl iyilikte bulunacağız aziz dostlar? İsterseniz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleriyle maddelendirelim. Ve birinci başlığı şöyle atalım. Ebu Zer'e yapmış olduğu tavsiyenin gölgesinde yürümek için iyilikte bulunalım. Nasıl? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer'e dedi ki ya Ebu Zer, çorbanın dedi suyunu fazla koy ve dedi komşunu gözet. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Bakın Müslim'de bir fazlalık var ve gerçekten dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vasiyet etti. Dedi ki çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerini gözet ve en güzel şekilde ikram et dedi. Demek ki mümin bir komşu kendi sınırları içerisinde sorumluluk alanı içindeki mümin, Müslüman veya insani vasıflara sahip ehli kitap komşularının haklarını gözetecekmiş. Yahu ben ne yapayım? Koskoca Bayrampaşa'nın belediye başkanı varken, koskoca Altın Tepsi Mahallesi'nin muhtarı varken, mülki amirleri varken bu görev bana mı kaldı? Ben mi yapacağım? Bir Müslüman bunu söylemeyecek. Evet, vallahi doğrusunu söylüyorsunuz. İslam tarihi ve insanlık tarihi beldelerimizde idarecilerin sabah ve akşam insanların ihtiyacı için ne kadar büyük hizmetlerde bulunduğuna şahittir. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ı dinleyin. İlk sahabelerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği bir adamdır. Gece evine geç bir saatte giderken ansızın bir kapının açıldığını fark eder. Çıkan adamı tanır. İri yapı, uzun boylu, heybetli, gördüğünde insanların korktuğu ama Allah'ı hatırladığı bir adamdır. Ancak Talha adı gibi biliyor ki çıktığı ev o adama ait değildir. Zan Talha'nın kalbine öyle bir yerleşir ki sabaha kadar onu kemirir durur. Ve sabah kalktığında o evin sahibine gider, zannının ne şekilde olduğunu göstermek için kapıyı çalar. Yaşlı bir
ihtiyar kadının sesini işittince irkilir. Kadın içeri çağırır. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an bir bakar ki gözleri ama kör, ihtiyar bir kadın evin köşesinde oturmaktadır. Talha irkilmeye devam eder. Çünkü kardeşine beslediği zan onu büyük bir yanlışlığın ve hatanın içerisine sürüklemişti. Kadına dedi ki, ey kadın dedi, senin kimsen yok mudur? Kadın dedi ki, benim dedi Allah'tan başka kimsem yoktur. Hiç kimsem yok. Talha biraz daha yaklaşınca fark eder, kadının ayakları da kötürümdür. Ayağa kalkamayacak derecede bir rahatsızlığa sahiptir. Yaklaşır, der ki, dün gece senin evinden bir erkeğin çıktığını gördüm der. Kadın içini çeker. Ah mı der, of mu der, bilmem ama der ki o müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tır der. Allah der kendisinden razı olsun. Zira dikkat edin, çoktan beri geceleri yanıma gelir. Evimin içini temizler, yatağımı temizler, evimin diğer işlerini görür, çöpümü alır, atar ve ondan sonra da gider. Deyince Talha şöyle bir silkelenir. Önce gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Sonra dudaklarından şu sözler çıkar. Anan seni kaybetsin ey Talha. Ömer'in kusurlarını araştırmakla ne bulacaksın? Sen evinde oturup dinlenirken Ömer sokak sokak dolaşıyor, muhtaçlara yardım ediyor. Kötürüm hastaların altını temizliyor. Sen yine insanların gizli hallerini araştırmaya devam et. Kur'an'ın hükmünü çiğne. Birileri de faziletin merdivenlerini birer birer tırmansın der. Allahu Ekber. Nerede be kardeşim? Nerede? Kötürümlerin altındaki pisliği temizleyecek yiğitler nerede? İnsanların evlerindeki çöpleri atmak için gece vakit kapılarını çalanlar nerede? Sabah namazından sonra açlığını dindirmek için onların evine ekmeği götürecek olanlar nerede? Yahu biz bu işleri anne babamıza yapmazken Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sorumluluğunu şu sokaklarda nasıl yerine getireceğiz aziz dostlar? Halbuki bizler Müslümanlar olarak idareciler başta yiyecek vermeyi, elbise vermeyi, yakacak muhtaçların yakacak ihtiyaçlarını karşılamayı, oy kazanma aleti olarak yaşanan bir dünyada Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın icraatını yerine getirecek yiğitlerimiz nerede? Bizler halbuki sıcak döşeklerinde yatanları ziyaret ederken, sıcak mescitleri ve camileri ziyaret ederken, hiçbir şeye ihtiyacı olmayanların hallerini sorarak kameralar karşısında fotoğraf makinalarının ışıltılarına poz verirken, Ömer bin Hattab radıyallahu anh gece saatinde tek başına yola çıkar ve genç bir kızın gökyüzü karardı, yıldızlar da yürümeye devam ediyor diye şiir okuduğunu işitir. Kızcağızın kocası muharebeye gitmiştir. Uzun zamandan beridir de yanına gelemez. Ve bakın şu sözleri söylemeye devam eder. Beni evimin içine hapseden Allah'ın korkusu olmasaydı, insanlara rezil ve rüsva olma derdi olmasaydı ve kocama olan saygım olmasaydı şiirlerini söyleyince Ömer bin Hattab titremeye başlıyor. Anlıyor ki mevzu başka bir yere gidecek. Hemen kapıyı çalar, genç bir kız kapıyı açar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, demek ki insanlar sadece yiyeceğe, içeceğe, kıyafete, yakacağa ihtiyacı yok.
başka şeylere de ihtiyacının olabileceğini anlar ve kıza bu şiiri okumasının sebebini sorar. Der ki, ey müminlerin emiri, sen benim kocamı bir savaşa gönderdin. Benim kocam da der aylardır gelmiyor. Bir eşin, bir kadının, genç özellikle bir kadının eşini, kocasını özlemesi de ayıplanacak bir şey değildir deyince Hazreti Anne radıyallahu anh ne der biliyor musunuz? Diyor ki, bir fenalık mı düşünüyorsun der peki. Anladınız mı ne demek istediğini? Bir fenalık mı düşünüyorsun? Seni evinin içine hapseden Allah korkusu olmasaydı, rezil rüsva olmaktan korkmasaydın, sen kocana saygı ve sevgi içerisinde olmasaydın, zina mı etmek isterdin dercesine bir soruydu bu. Fenalık yapmak mı istiyorsun dedi. Çünkü Ömer bin Hattab radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüp kendisi halife olduğu dönemde bir gece vakti. Ne olur genç kardeşlerim, bir gece vakti bir kız ile erkeğin nikahsız bir şekilde birbirleriyle halvet içinde olduğuna şahit olur sokakta. Nerede böyle idareciler? Nerede gece vakitlerinde insanların haramların içerisine daldığını araştıran davetçiler? Nerede benim sokağımda acaba insanlar muhtaçlar mıdır? Acaba hangi haramın kapısını zorlamaktadırlar? Ben de onlara nasihat edeyim diyerek sokakları karış karış gezen alimler. Ömer bin Hattab o iki genci görünce hemen başlarına dikildi. Kızla erkek büyük bir cezayı alacaklarını düşündüler. Ömer bin Hattab radıyallahu an bir daha yapmamak şartıyla dedi, sizi serbest bırakıyorum. Mevzu çok uzun, başka zaman değineceğiz. O yüzden Ömer bin Hattab korkuyordu. Çünkü Ömer bin Hattab'ın gözü ve kulağı halifeliği döneminde evinin içerisinde şarkı söyleyen, şarap içen, kadınlarla zevk ve sefa içerisinde olmaya çalışan kişileri gördü. Ama o insanlar da Ömer bin Hattab'ın yumruğunun etkisini gördü. Şiddetini gördü. Asla bırakmadı. Birinin bira sattığına, içki sattığına şahit oldu. Gitti dükkanını yaktı Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Asla buna müsaade etmedi. O kadına da dedi ki, fenalık yapmak mı istiyorsun? Kadın döndü dedi ki, vallahi dedi, Allah'tan korkarım dedi. Ben zaten bu fenalığı Allah'tan korktuğumdan dolayı yapmıyorum deyince Ömer bin Hattab dedi ki, kendine dedi hakim ol dedi. Ben kocana haber göndereceğim. En kısa zamanda da yanına gelecek. Hazreti Ömer radıyallahu an, dikkat edin kardeşler, evine gider. Sonra Mescid-i Nebevi'ye gider. Sabah namazını kılar. Sizce ne yapmıştır aziz dostlarım? İlk yaptığı iş ne biliyor musunuz? Kızı Hafsa'nın kapısını çalar ve ona der ki, ben öyle bir müşkilin içerisindeyim ki bunu ancak sen çözebilirsin ve dedi ki, sen beni rahatlatabilirsin. Subhanallah. Kendi tebaasının, sokağından bir kızın zina ile yüz yüze geldiğini hisseden Ömer, sanki evladını yitirecek bir annenin acısıyla Hafsa'nın kapısını çaldı. Var mı böyle sorumluluk sahibi olanlar? Başta ben dahil olmak üzere. Kaç tane böyle adama şahit oldunuz? Üniversitede okuyan bir gencin zinaya düşeceğine ramak kala kızını vermek için yarışan kaç tane idareci, kaç tane davetçi, kaç tane alim, kaç tane dert sahibi, kaç tane Allah'ı ve Resulünü sevenle karşılaştık. Aman abi, ben çalıştığım yerde zina ile karşı karşıyayım. Bir adım atsam zinanın içerisindeyim. Bir göz yumsam ben gece zina ile kucak kucağa kalacağım. Bir nefes alıp vermeme bakmaktadır diyen, iffetini korumak için, Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmak için kıyamet gününde suratına çarpılan kötü bir amel olmasın diye gayret gösteren bir genci elinden tuttuk da, gel kardeşim seni evlendirelim diyebildik mi bu dertle? Ömer bin Hattab radıyallahu anh böyle derdin sahibiydi. Dedi ki, beni sen rahatlatacaksın. Ben şu an rahat değilim. Bana öyle bir cevaz vereceksin ki, sana öyle bir soru, bana öyle bir cevap vereceksin ki beni rahatlatacaksın. Ney soru? Dedi ki, kızcağızım, bir kadın
kocasının ayrılığına ne kadar tahammül edebilir? Sizce ne yapmıştır Hafsa? Radıyallahu anha, peygamberin hanımı, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın saliha kızı, Abdullah İbni Ömer'in ablası. Sizce ne yapmıştır kardeşler? Allah rızası için söyleyin. Rivayette aynen şöyle geçiyor. Babası bu soruyu sorduğu an boynunu büker, sesini kısar, hiç cevap vermez. İffete bak. Hayaya bak. Babası zorlar. Der ki kızım cevap ver. Zira hakkın ortaya çıkma konusunda Allah haya etmez. Allah susmaz. Allah bu konuda utanmaz. Deyince bakın dikkat edin. Hafsa kafasını kaldırmaz. Öyle mi baba? Diyerek kırıta kırıta konuşmaz. Karşısındaki babası dahi olsa. Kafasını kaldırmaz. Yine susar. Elleriyle işaret eder. 3 ay bilemedin, 4 ay ama bundan fazlasına dayanamaz dercesine parmaklarını oynattı kardeşim. Subhanallah. Şimdi camilerde, mescitlerde, konferans salonlarında erkeklerin gözünün içine baka baka edepten, hayadan, Allah ve Resulünden bahseden müftiye ablalara ekranlar karşısında böyle bir soru sorulsa, bu meseleyi sosyolojik olarak, psikolojik olarak, fizyolojik olarak, biyolojik olarak en ince ayrıntısına kadar anlatırlar. Kırıta kırıta, güle güle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı babasının karşısında başını kaldırmadan parmaklarıyla işaret ediyor. 3 ay, bilemedin 4 ay. Bundan fazlası olmaz diyor Hazreti Hafsa. Peki Hazreti Ömer ne yapıyor? Hemen yola çıkıyor. Bir haberciye, cihat beldelerindeki komutanlara evli olan mücahitlerin 4 ayı dolduysa hemen onlara izin vermesi için talimatta bulunur. Var mı abi böyle ders sahiplerimiz? Meseleyi bu derece ince düşünenlerimiz, soruşturanlarımız, meselenin içerisinden çıkamasa kızlarına başvuranlarımız, annelerine başvuranlarımız, işçilerine başvuranlarımız, var mı meseleyi bu derece tetkik edenlerimiz? Allah bizi ıslah eylesin aziz dostum. Rabbim bizleri sevsin aziz dostum. Vallahi İslam beldeleri düşene kadar, Osmanlı İslam devleti yıkılana kadar çok nakıs da olsa, az da olsa kusurlu olanlar İslam beldelerinin idarecileri bu şecaatte ve bu nezaketteydi aziz dostlarım. Fertlerin tebaalarının derdiyle dertlenip kendi dertlerini unutan idareciler, kimisi tarih kitaplarında Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi anıldılar, kimileri de unutulup gitti, kıyamet gününde ecirleri tas tamam verilecek. Şimdi ekranlar karşısında poz veren, kameralara sırıtan, fotoğraf iyi çıkmadığında diğer fotoğrafı seçmeye çalışan ve bunu bir oy malzemesi olarak kullanan idareciler çoğaldı. Rabbim bizi ıslah eylesin. Birinci yön kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Ebu Zer, çorbanın suyunu fazla koy, komşundan muhtaç olanları araştır ve onlara yardım et. Anlaşıldı değil mi burası? Bakın bir muhaddis hadisin şu kısmıyla alakalı çok veciz bir söz söylüyor. Diyor ki suyun fazla konmasındaki hikmet nedir? Sadece dağıtmak mıdır? Değil diyor. Adamın dağıtmaya gücü yoksa, adam böyle bir imkanın sahibi değilse yine suyu koysun mu çorbaya? Koysun diyor. Neden? Dağıtamıyorsan bari fakirlerin alamadığı lezzeti sen de alma. Allah'a ekber. Şimdi ben kendi kör nefsime bakıyorum. Yemen'den tut Suriye'ye kadar, İran'dan tut Afganistan'ına kadar, Afrika'nın diyarlarından, ormanlarından tut Arakan'a kadar aç, susuz bir şekilde ölen bu kadar mümin erkek ve mümin kadın varken, etin en lezzetlisinin nerede olduğunu araştıran, malzemenin en kalitelisinin doğal usullerle üretilenlerin, en güzel şekilde servis edenlerin nerede olduğunu araştırarak nefislerimizi öyle terbiye etmekteyiz ki maalesef. Allah bizi ıslah etsin.
Allah bizi ıslah eylesin aziz dostum. Peki sorun da aziz dostum. Biz bütün bu mahalleliye çorba vermekle mükellef miyiz? Bizim sınırımız yok mu? Hazreti Ali'ye göre bir sınır var. Neyi biliyor musunuz? Komşunun sesini işittiğin alana kadar sorumlusun diyor. İki ev ötesindeki komşunun sesini mi işitiyorsun? Sorumluluk alan oraya kadardır. Sadece binanda giriş kattaki kişiye kadar mı sesi duyuyorsun? Sınırın oraya kadardır. Gücün yetiyorsa bununla amel edersin. Ama sen biraz daha güçlüysen, biraz daha zenginsen, biraz daha cömertsen, biraz daha gayretkeş bir kişiysen, o zaman Hazreti Ayşe'nin sınırıyla amel etmek için de gayret göster. Ona göre evin dört tarafından 40 komşu sağ, 40 komşu sol, 40 komşu ön, 40 komşu arkadır kardeşler. Gücün hangisine yetebiliyorsan, hangisiyle amel edebiliyorsan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni ve beni sorumlu tutmuştur. Allah-u Teala icra etmeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, komşularımıza yapacağımız ikinci iyilik. Hani Peygamber aleyhisselam dedi ya, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Bakın Ebu Hureyre diyor, ey Müslüman kadınlar, bunun için erkekler de girer. Komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesinler. Zira bir koyunun paçası dahi olsa. Bu hadis hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Yalnız Tirmizi'de geçen bir rivayet var ki meseleyi bize çok güzel özetliyor. Birbirinize hediye veriniz. Hediyeleşiniz. Çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı giderir. Komşu hanımlar birbirlerine hediyeleşmeyi küçümsemesinler. Velev ki bir koyunun paçası dahi olsa hadisi devam etmektedir. Evet aziz dostlarım, insanız. Kusursuz olmaktan münezzehiz. Kusur bizim kaderimize yazılmış bir durumdur. Yanlış bir söz, yanlış bir hareketin sahibi olup farkına varmadan komşularımızı üzebiliriz. Bunun telafisi neymiş aziz dostum? Hediyeleşmekmiş. Peki bunun sınırı neresi bilen var mı kardeşler? Bakın kurban olduğum Allah'ın şeriatı, vallahi şu yeryüzünde alternatifi olmayan hukukun ve kanunların sahibidir. Şu yeryüzündeki bütün beşer ürünleri, komünizmden tutun sosyalizme kadar, kapitalizmden demokrasiye kadar, Lenin'inden tutun Darwin'ine kadar, hiç fark etmez. Bütün felsefeciler, bütün idareciler, bütün siyasetçiler, bütün din adamları, İslam dışındaki din adamları bir araya gelse vallahi Allah'ın şeriatının alternatifini oluşturamazlar. Bana ne olur komünizmde ve sosyalizmde, demokrasi denilen en büyük illet ve hastalığın içerisinde, yahu bir komşuna hediye verirken dahi buradaki sınırın nereye kadar olacağını belirleyen bir şari, şeriat koyucu, kanun koyucu gösterin aziz dostum. En ufak sınırına kadar. Bakın şu an sadece komşuluk hakkını konuşuyoruz. İslam'ın diğer teferruatlarını konuşmuyoruz. Topluma bakış açısını konuşmuyoruz. Komşuluk hakkında en ufak bir mesele, hediyeleşme dahi yapılırken önce kimin gözetilmesi gerekiyor sorusunun cevabı vallahi yine bu şeriatta vardır. Göstersinler bayıldıkları demokrasi ve laiklik. İspatlasınlar eteklerinin altında gezdikleri Amerika ve İsrail. Vallahi Allah'ın şeriatına bir tane alternatif bulamayacağız ve insanlık bulamayacaktır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ya Resulallah, benim diyor iki tane komşum var diyor. Bunlardan hangisine hediye vereyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kapısı sana en yakın olana ver diyor. Subhanallah. En sevdiğine demedi bakın. En çok mutlu olduğuna demedi. Kapısı en yakın olan kimse dedi ki hediyeyi ona ver. Sebebi ne kardeşler? Çünkü kendisini üzme, kırma, gücendirme konusunda en fazla ilişkide olacağımız kişi, kapısı bize en yakın olan kişidir. Peygamber aleyhisselam bu latifliği ve nezaketi bize gösterdi.
Rabbim amel etmeyi bizlere nasip etsin. Peki sadece çorba ikramında ve hediyeleşmede ev sahipleri bir komşu hükmünde o ev sahipleri mi yapacak? Değil kardeşler, dernek de yapacak. Bu derneğin idarecileri de yapacak. Bu derneğin çalışanları da yapacak. Yan komşusunun hakkını gözetecek. Üst komşusuyla iyi geçinmek için gayret gösterecek. Kalbini kırdığını hissettiği anda ona hediye takdim edecek. Nerede cami imamları? Camilerine en yakın komşularının hakkını gözetme konusunda nerede çırpınışları? Nerede o lüks vakıf binalarında oturanlar? Üşürüm korkusuyla dışarı çıkamayacak olan idareciler? Onlar da kendilerine Hazreti Ali'ye göre seslerini işittikleri veya Hazreti Ayşe'ye göre 40 tane hanenin sorumluluğu üzerindedir. Vallahi bilelim ve bilsinler aziz dostlarım. Kardeşlerim, komşularımıza yapacağımız üçüncü iyilik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Bakın ne diyor kardeşlerim Allah Resulü. Hiçbiriniz duvarına ağaç dikmek, sizin duvarınıza yani, hiçbiriniz duvarınıza ağaç dikmek isteyen komşusuna engel olmasın. Bu Resulullah'ın sözü, buraya kadar. Bakın bundan sonra Ebu Hureyre dedi ki, neden dedi bu sünneti işleme, icraat etme, onu yerine getirme konusunda dedi çekiniyorsunuz? Sahabeye söylüyor veya tabiine söylüyor. Diyor ki, vallahi bu sünneti benimseyene kadar sizle dedi uğraşacağım dedi. Bakın bu hadisin şerhinde şöyle bir şey geçiyor. Ebu Hureyre vali olduğu bir yerde insanlara bu hadisi anlatıyor. O insanlar da, o beldenin insanları da komşularının kendi bahçelerinin duvarına ağaç dikmelerini veya ağacı çakmalarının kötü bir ahlak olarak belirliyorlarmış. Ebu Hureyre bunu düzeltiyor. Bakın o insanlar itiraz etmiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz kardeşim? Kafalarını eğiyorlar, sessiz kalıyorlar. Bu kadar. Başka yaptıkları bir şey yok. Ama Ebu Hureyre bunun bir itiraz olduğunu anlıyor. Kalbin bunu kabul etmediğini fark ediyor. Vallahi dedi, diyor, siz bunu benimseyene kadar, bununla amel edene kadar, evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediyse vallahi değil bahçeme, evimin tam ortasına ağaç dikme konusunda muhayyerdir diyene kadar ben sizinle uğraşacağım dedi. Subhanallah, subhanallah. Şu an yahu farzlarımızda dahi, namaz gibi Allah'a yaklaştıran, bizi ulvileştiren bir namazda dahi kalplerimiz bazı şeyleri kabul etmiyor aziz dostlarım. Oruç ve zekatta, Allah yolunda, cihatta ve davette dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini yeri geldiği zaman kalplerimiz bir türlü kabullenemiyor. Ve bakın aziz dostlarım, bizler şu an özellikle yaşadığımız toplumda bir kardeşimiz inşaat yapıyor ise, komşumuz duvarımıza mı zarar verdi? Duvarımıza mı çıktı? Balkonumuzdan mı istifade etti? Bahçemizi mi kullandı? Konusunda bir şüpheye düştüğümüz anda benim peygamberim diyor ki serbest bırak diyor. O diyor senin diyor bahçeni bu konuda rahat bir şekilde kullansın. İzin vermek istemiyor musun? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki kavga diyor bari etme. Zira diyor misafir gider, komşu kalmaya diyor devam eder. O yüzden evet, özellikle belki şehir hayatlarında fazla rastlamadığımız ama köy hayatlarında insanların tarlaları, bahçeleri, mevcut olan arazileri pervasızca kullandıkları ve zimmetine geçirdiği bir dünyada yaşamaktayız. Şu üç kuruşluk dünya için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki göz yum, adaletsizliğe kastetmiyorum, göz yum, kullanabildiği en ufak şeyde ona göz yum. Senin hakkını çiğneyip, çocuklarının hakkını gasp edip bu konuda sana zulüm yaptığına şahit olursan izin verme. Ama baktın ki yapmaya devam ediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki asla diyor kavga etme. Yani mevcut silahını asla kullanma. Allah-u Teala amel etmeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, dördüncü İyiliğimiz ve son hadisle bitireceğim inşallah kardeşler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği bir hadisi naklediyor. Diyor ki Allah-u Teala'ya göre arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır.
Arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allahu Teala'ya göre komşunun en hayırlısı da komşusuna faydalı olandır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu hadis Tirmizi'de bir bölümünde geçiyor. Maddi boyutunu konuştuk. Benim özellikle burada değinmek istediğim önemli bir mesele var. Acaba komşularımızın bedensel anlamdaki ihtiyaçlarını karşılama konusunda cömert olduğumuz kadar ruhlarını terbiye etme, kalplerini inceltme konusunda da aynı hassasiyete sahip miyiz? Yani onları Allah'ın kitabıyla buluşturma, onları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bir araya getirme, onların Allah'ın dinini yaşaması konusunda gayretlerini arttırma konusunda faydalı olabiliyor muyuz? Ne olur bunu kendimize soralım aziz dostlarım. Alt komşumuz, yan komşumuz, üst komşumuz, bir arka sokak, eğer bundan sorumlu isek maddi ihtiyaçlarını karşılama konusunda nasıl bir sorumluluğun içindeysek manevi ihtiyaçlarını karşılama konusunda da aynı sorumluluk bizleri beklemektedir. Görmezden asla gelemeyiz kardeşlerim. Elinden tutacağız, elif cüzünü vereceğiz, Allah'ın kitabını öğreteceğiz. Allah'ın kitabıyla yola çıkarak gönüllerimizi birleştireceğiz. Aramızdaki muhabbeti pekiştireceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın edebinden ve ahlakından bahsedeceğiz. Ve bakın beşincisi, ve inşallah burada bitireceğim. Bunu yaparken de en önemli mekanlardan birini kullanacağız. Neresi abi? Cami mi? Şu an değil. Dernek mi? Asla değil. Vakıf mı? Hiç düşünme. Neresi biliyor musunuz aziz dostum? Kendi evlerimizdir. Evimizi açacağız. Evimizin içerisine davet edeceğiz. Evimizde ikramda bulunacağız. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle davette, komşuya davette, mahalleye ve sokağa davette en etkili kullanılacak mekan kardeşlerim evlerimizdir. Bu evleri açacağız ve ikramda bulunacağız. Burada bir hatırlatma yapacağım ve inşallah bitireceğim. Muhaddis bu hadisi açarken çok önemli bir meseleye değiniyor. Diyor ki Medine'nin ilk yıllarında ev sahiplerinin misafirine ikram etmesi diyor farzdı diyor. Bakın farzdı. Neden peki? Çünkü Mekkeli muhacir Medine'li Ensar'a misafir olarak geliyor. Evlerinin kapılarını açıyorlar. Sofralarını açıyorlar. Bağlarının ve bahçelerinin gelirlerini açıyorlar. Ensar diyor ki ya Resulallah kardeşlerimiz bize bahçemizde %50 ortaktır. Aynı zamanda evlerimizi kullanma konusunda da muhayyerdir. Nereye kadar peki? Bu sorumluluk Nadir oğullarının Medine'den sürüldüğü ana kadar devam eder. Ama ne zaman ki melun olan Nadir oğulları Medine'den sürülür, onların bütün mekanları, bağları, bahçeleri, evleri Müslümanların zimmetine geçer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın karşısına çıkar ve der ki ey Ensar, ister misiniz şu elde ettiğim bütün ev ve bahçeleri muhacir olan kardeşlerinize vereyim. Onlar da sizin evlerinizden, bahçelerinizden, arazilerinizden çıkarak sizi rahatlatsınlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Emrine diyorlar amadeyiz ya Resulallah. Ancak diyorlar. Bakın dikkat edin. Ancak. Sen o nadir oğullarının bahçelerini, evlerini onlara ver. Yalnız bizim evlerimizde diyor kalmaya devam etsinler. Subhanallah. Buna halen müsaade etmiyorlar. Neden? Onlar şunu çok iyi anladılar. Vallahi iman etmiş olmazlar. Vallahi iman etmiş olmazlar. Vallahi iman etmiş olmazlar. Komşusu fenalığından emin olmayan kimse. Ve asla o kişi cennete giremez. Onlar şunu çok iyi anladılar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik yapsın ve komşusuna sıkıntı çıkartmasın. Evet aziz dostum, bizler mümin erkek ve mümin kadınlar olarak
İslam'dan gelen birbirimize sorumlulukları yerine getirirken bir taraftan da komşu olmamızın hakkını da yerine getireceğiz. Ve özellikle bulunduğumuz sokaklarda mümin evlerin, Müslüman evlerin artması için özel bir gayretin içerisine gireceğiz. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği, vasiyet olarak bıraktığı bu hadisler ile amel etmeyi ve neticesinde cennete girmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir hatırlatmam olacak ve inşallah rahman bitireceğim. Kardeşlerim, evet, bizler dedik hani komşumuz, en yakınımız, kapısı bize en yakın olanlar. Bir de sınırlarımıza en yakın olan, sınır kapılarımıza en yakın olan Müslüman kardeşlerimiz vardır ki şu an ihtiyaçları ayyuka çıkmıştır. Hava sıcaklığının belki eksi 10'lara, 15'lere düştüğü, evinde bir sobanın yanmadığı, yanmak ne kelime, çadırının evinin içerisine suyun bastığı, üzerine örtecek battaniyeyi bırakın yürüyecek bir ayakkabıya sahip olmayan çocukların yaşadığı bir komşu anlayışımız vardır. Gözleri sınırların ötesinde kapılarına en yakın olan sizlere doğru çevirmiş, yiyecek, içecek, giyecek, yakacak konusunda bizden yardım bekleyen mümin erkek ve mümin kadınları da kapımızın en yakın komşusu olarak bileceğiz ve elimizden geldiği kadar bir yarışın içerisine gireceğiz. İşte Suriye bunun en canlı örneğidir. Sabra ve Şatilla kampları bunun en canlı örneğidir. Suriye'den sürülen ve çadır kentlerde yaşayan mazlum Suriyelilerin içinde bulunan durum vallahi bunun en canlı örneğidir. Kardeşlerimiz şunu yer yer dillendirebilirler. Nereye kadar? Nereye kadar bu süreç devam edecek? Hep biz mi yardımda bulunacağız? Hep veren el mi olacağız? Elhamdülillah. Hep veren olmaya devam edeceğiz. Gözeten olmaya devam edeceğiz. Sahip çıkan olmaya devam edeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz gani olan bir Allah'a iman etmişiz. Bizim servetimiz Allah'ın hazinelerinden gelmektedir. Bizim gücümüz Allah'ın gücünden gelmektedir. Bizim yardımlarımız Allah'ın yardımı ile gerçekleşmektedir. Yani bizler bizden olanı vermiyoruz. Bizler bizim olandan infakta bulunmuyoruz. Bizler evlerimizin içerisinde bulunan eşyanın latif olan Allah Azze ve Celle'den geldiğine ve gelmeye devam ettiğine iman ediyoruz. Allah'ın bize lütufta bulunarak verdiklerinden iyiliğe çağrılıyoruz. O yüzden şu an bize sınır konusunda en yakın komşularımızın hakkını gözetmek bizlerin üzerine bir borçtur ve farzdır kardeşlerim. Vermeye devam edeceğiz. Bundan önce bir kömür yardımında bulunuldu. Bir tır kömür içerisinde olabilecek en büyük tonaj 20 tondur kardeşler. 20 ton. Bir tır. 20 ton kime yeter kardeşler? Allah için soruyorum size. Vereceğiniz ailelerin sayılarını gördüğünüzde onlara düşecek poşetin sayısı 3'ü geçmez kardeşler. Nereye kadar çıkacaklar? Nereye kadar sabredecekler? Daha yeni düşen görüntülerde diz kapaklarına kadar çadırların içerisindeki suları gördüğümüzde yalın ayak kız çocukların giydiği annesinin terliğiyle çamurda kaya kaya yürümeye çalışan yavruların hallerini Allah bizim elimizle düzeltmek istiyor kardeşler. Mesulüz. Alttaki komşumuza mesul olduğumuz kadar, üstteki komşuya mesul olduğumuz kadar, yandaki komşuya mesul olduğumuz kadar, sesini işittiğimiz komşuya mesul olduğumuz kadar, 40 evin ötesindeki kadının ve adamın ızdırabına mesul olduğumuz kadar, sınırın ötesindeki Müslümanların ahvaline de mesulüz.
Bunu unutmayalım aziz dostlar. Birbirimizi asla unutturmayalım. Bazen kardeşlerimiz şu sözlerin sahibi olabilecekler. Peki niye abi? Evet, cennetimiz için anladık abi. Yetmez mi? Bir ton verdik. Kafi değil midir cennet için? Değil. Mesele sadece cennet mevzusu değil. Mesele sadece küçük bir ihtiyacın giderilmesi değil. Savaş çok büyük. Yahudi ve Hristiyanların, putperestlerin desteğini alarak alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye uzattıkları silahların arkasından söyledikleri söz çok büyük. Allah'ım, ey Rabbimiz, şahit ol ki o sırat-ı müstakim yolunda bize değiştiğin Adem oğlunu pek az şükredici bulacaksın. Savaş çok büyük aziz dostum. Neyden bahsediyorsun sen? Yırtık bir pantolonun yerine sağlam bir pantolonu mu bahsediyoruz? Vallahi derdim o değildir. Nefislerin doyması mı? Vallahi değildir. Doyuran Allah, giydiren Allah, susuzluğu gideren Allah. Ama dikkat et aziz dostum. Savaş çok büyük. Suriye'nin bağrında oynanan oyun çok büyük. Arakan'da oynanan oyun çok büyük. Afrika'da oynanan oyun çok büyük. Allah'ım, biz senin dininde kaldığımız müddetçe zorbaların balyozları kafalarımıza birer birer inerken sen buna göz yumdun, sessiz kaldın. Nankörlüğünün içerisine sokulmak istenen ümmet-i Muhammed'in fertlerinin kaymaması için infak edeceğiz. Harcayacağız. Savaş çok büyük. Elin gavuru cehenneme gitme pahasına servetlerini harcarken, elin gavuru Allah'la savaşmayı göze alıp o yol üzerinde infak etmeyi kendi dinlerince yapmayı göze alırken, yahu Müslüman, Rabbimizin karşısına dikildi. Gördün mü ey Allah'ım? Gördün mü ey Rabbimiz? Sen yeryüzünde yarattığın şu Adem oğlunun çok az şükredici olacağını biz sana iblis olan dedemizle söylemiştik sözünü söylerken utanmayacak mısınız? Sıkılmayacak mısınız? Korkmayacak mısınız? Boynunuz yere düşmeyecek mi? Mevzu sadece doyurmak değil. Mevzu sadece çadırların tamir edilmesi mevzusu değil. Vallahi o çocuk ölecek, inşallah cennete girecek. Vallahi o kadın iman ve amel üzere sabrederse Allah cennette doyuracak. Ama düşman devam edecek. Allah'a sövmeye devam edecek. Gözümüzün içine baka baka yapacaklar. Biz sabredeceğiz. İnfak etmeye devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Şu kışın çıkması için mücadele edeceğiz. Yaz, ondan sonrası Rabbimin dilediği şekilde devam edecek. Ama yok kardeşler. Bakın şu an biz, vallahi utanıyorum. Neyden utanıyorum? Bugün biz Bayrampaşa'da bulunan Müslümanlar ile Makedonya'da bulunan Müslümanların Kur'an ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse bir yıldır bir altyapı hazırlıyoruz. Utanıyorum. Neyden utanıyor biliyor musunuz? Ya Suriye'deki çocuk derse abi ben açım, susuzum. Benim açlığımla dinimi elimden almaya çalışıyorlar. Benim kız kardeşimin ırzı kirleniyor. Sen ne yapıyorsun abi diyeceğine vallahi utanıyorum. Elim gitmiyor bir türlü. Yapılan afişleri piyasaya çıkarmaya utanıyorum. Kur'an'ı dağıtmaya utanmıyorum. Ama öncelikli meselelerin şaşırmasına utanıyorum. Bugün o çadırların içerisinde halen namaz kılmak için gayret gösteren, Rabbim Allah'tır diyen, ya bana bir çadır yap ama senden bir şey daha istiyorum. Ney kardeşim? Şurada bir tane mescit yaparsan cuma namazımız zayi olmaz diyen adamın suratına bakarak, Makedonya'da bir çalışma yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Tecvidli Kur'an dağıtıyoruz. Gözün çıksın. Makedonya'da Kur'an yok mu? Diyecek adamın sözlerinden utanıyorum. Yapacağız kardeşim. Açı doyuracağız Allah'ın izniyle. Susuzu suya kandıracağız. Çıplığa giydireceğiz. Biz selefimizden bunu gördük. Onların derdi bitecek, biz ondan sonra rahata kavuşacağız. Ama çalışmayı asla bırakmayacağız. Ne oldu bizlere Müslümanlar? Halep düşeceği sırada tırlar kalkıyordu İstanbul'dan.
Duma, Hama, Müslümanların Dolgutası düşeceği zaman herkes ayağa kalktı. Tırlar ayağa kalktı. Yemen ne çabuk unutuldu. TRT'de uygulanan belgesellerden sonra mı infak bilincimiz artacak? Akşamında Allah'a söven, sabahında Yemen'i anlatan, kanallardan etkilendiğiniz kadar Allah'ın kitabından ne zaman etkileneceğiz? Çıplak kadınların Arakan'ı anlattığında, baldırı çıplak olan kadınların Suriye'yi anlattığında, galyana geldiğimiz kadar Allah'ın kitabından, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinden ne zaman galyana geleceğiz ve coşacağız? Ne oldu şimdi? Allah birilerine rahmet etti de birkaç gün önce Filistin bölge sınırları içerisinde bulunan kampları ziyaret etmeyi Allah onlara lütfetti de bizim gözümüz tekrar açıldı. Aa dedik, sular içinde kalan bir yerler varmış. Aa dedik, yemek yemeyen çocuklar varmış. Aa dedik, kadın üstüne çarşaf bulamıyor. Elbisesi yok kadının örtünmeye dedik. Gözümüz açılıyor, 3 gün sonra tekrar kapanıyor. Kardeşim, çalışacağız. Didineceğiz. Bu yardımı sen, ben beraber yapmadığımız müddetçe evet belki cennete gireceğiz. Ama benim içinde bir burukluk olacak. O burukluk ne biliyor musun? Dün nasıl sizin hilafetinizi yıktık, halifeliğinizi yıktık, yerle bir ettik. Şimdi de sizin Rabbinize sövüyoruz. Silahımızı ona doğru doğrultuyoruz, kılıcımızı ona doğru doğrultuyoruz. O benim içimde büyük bir burukluk bırakacak. Ben inanıyorum ki senin de bu burukluk üzecek. Ben inanıyorum ki bu burukluk seni harekete geçirecek. O yüzden devam edeceğiz kardeşler. Yakın komşumuza infakta bulunduğumuz kadar sınırlarımızın ötesindeki komşularımıza yardım etme konusunda gayretkeş olacağız ve birbirimizi sevgi idare edeceğiz. Allah bu konuda amel etmeyi bizlere nasip etsin. Sözlerimizin hayat bulmasını Cenab-ı Allah nasip etsin. Konuştuğumuz anlar içerisinde bir hata, fitneden Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Şu an dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, sıkıntı çeken mümin erkek ve mümin kadınlara Rabbim yardım etsin. Onların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidersin. Bize, başımıza, bizden sonraki neslimize Ömer bin Hattab radıyallahu an ve onun amelini takip eden şerefli idarecileri nasip etsin. Bir şeyi hatırlatacağım. Kızabilirsiniz, isten çıkabilir. Rahat olun. Şimdi Ömer bin Hattab denilince bir hikayedir ama tabir yerindeyse. Ama Ömer bin Hattab denilince vallahi bilin ki Ömer bin Hattab Kur'an ve sünnetin yürüyen halidir. Ömer bin Hattab'da birleşmiş bir meziyet değildir bu sadece. Bu Ebu Bekir radıyallahu anh için de geçerli olandır. Abdurrahman bin Avf için de geçerli olandır. Talha bin Ubeydullah için geçerli olan da bir hüner ve meziyettir. O hüneri ve meziyeti veren de Allah'ın kitabı ve Resulullah aleyhisselamın sünnetidir aziz dostlarım. Abdurrahman bin Avf ile birlikte Ömer bin Hattab radıyallahu anh kervancıların vaziyetini gözlemek için Medine'nin sahasının dışına çıkarlar. Abdurrahman bin Avf der ki, ey Abdurrahman, önce sen namaz kıl, ben de nöbet tutayım. Sonra sen gel, ben namaz kılayım, sen nöbet tut. Sırayla böyle değişirken bir bebeğin ağlama sesini duyar müminlerin halifesi. Sese doğru yönelir, der ki çocuğunu sustur. Kadın bir can havliyle çocuğunu susturmaya çalışır, beceremez. İki olur, Ömer bin Hattab radıyallahu anh kadını tekrar uyarır. Der ki çocuğu sustur. Kadın sesten ürker, kendisinin de müminlerin emiri olduğunu bilmez. Çocuğu susturmaya çalışır, muvaffak olamaz. Üçüncüde Hazreti Ömer artık dayanamaz. Der ki be kadın, ne kadar kötü bir annesin sen. Sen ne yapıyorsun der bu çocuğa ki bu çocuk böyle ağlayıp duruyor. Kadın tanımaz ya sesi, der ki be adam sus. Bana çok eziyet ettin geceden beri. Der ki ben çocuğumu der göğsümden o sütü almasından diyor engellemeye çalışıyorum.
Ömer bin Hattab der ki, niye yapıyorsun bunu? Diyor, sebebi nedir diyor. Bu tabir yerindeyse bir zorbalıktır, zalimliktir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir çocuk, bebek, kendi yaşında, 2 yaşından küçükse ve annenin göğsünde süt varsa, anne bu çocuğa sütü vermezse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kıyamet gününde Allah yılanları diyor, o annenin göğsüne doğru diyor, verecek diyor. Yılanlar emecek o kadının göğsüne. Der, sen niye bunu yapıyorsun der. Der ki, vallahi Ömer bin Hattab'ın şu yaştaki çocukların sütten kesildikleri tarihten itibaren maaşa bağlanacaklarını söylediler. Der, ben onun için yapıyorum bunu. Kadın ne kadar fakir ha. Ne kadar ihtiyaç sahibi ki çocuğunu sütten kestirip Ömer bin Hattab'tan maaş bağlamayı düşünüyor. Der ki, bu çocuk ne kadar? Bir rivayette 6 ay gibi bir rakam geçiyor. Der ki, 6 aylık. Aman ha der, yapma der. Aman ha der, kesme. Ağlamaya başlar. Sakın der, yapma. Sen süt vermeye devam et. Sonra mescide koşar. Sabah vaktidir. Sabah namazını kıldırır. Abdurrahman bin Avf der ki, vallahi ağlamaktan Ömer bin Hattab'ın hangi sureyi, hangi ayeti okuduğunu bir türlü anlamadık der. Sonra namaz bitti, geri döndü. Vay dedi, Ömer'in haline dedi. Vay. Kim bilir dedi, Ömer'in yüzünden kaç tane Müslümanın dedi çocuğu ölmüştür dedi. Subhanallah. Ve hemen bir talimat yazar. Habercilere gönderir, der ki, bu bütün valilere bildirin. Bu andan itibaren Müslüman bir kadın bir çocuk doğurduğunda maaşa bağlanacaktır. Ah be Müslümanlar. Bizim selefimiz buydu. Biz onların izini takip edenleriz. Onların gölgelerinde sabahlayanlarız. Bizim dedelerimiz bunların hikayeleriyle büyüttü torunlarını. Onların isimleriyle şeref buldurdu torunlarını. Bizim özümüz budur aziz dostum. İnfak edeceğiz. Muhtaçların hallerini koşturacağız. Yorulmayacağız. Daveti de bırakmayacağız. Mücadeleyi de bırakmayacağız. Ama fakirlerin ve muhtaçların ihtiyaçlarının giderilmesini de asla terk etmeyeceğiz. Bu konuda çalışan ve çırpınan bütün Müslümanlara selam olsun. Bu konuda gayret gösteren, sevk idare olan insanları, bu konuda teşvik eden, onları canlı tutan ne kadar kurum ve kuruluş varsa müminlerin içerisinde, Allah-u Teala onlara rahmetiyle muamele etsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة ما صلواتها